Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 2 Haziran 2022 Perşembe 1284. gün başlıyorla karşınızdayız. Hemen gazeteleri okuyacağız ama bugün gazetelerden önce tabii söyleyeceklerimiz de var. Dün her gün ayrı bir tarih yazan, nefretin tarihini yazan Cumhurbaşkanı AKP'li, AKP'nin ve AKP'lilerin Cumhurbaşkanı, ülkenin %50'sinin oyuyla gelmişti zaten. Yine nefret kustu. Ayrıca 1000 kere yalanlanmış bir büyük yalanın üzerinde tepinmeye devam etti. Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler diye. Onunla ilgili de elimizde videolar da var. O zamanlar hazırladığımız Artı Bir TV'de yapılan röportajlar var. Kola kutusu olduğunun ispatı var orada. Ama ısrarla devam ediyor yalan söylemeye. Gazetelerde de bugün ağırlıklı olarak bunlar var. Hükümet gazetelerinde ise tabii ki bir şey yok. Yeni Yaşam'la başlayalım. Yeni Yaşam'da ise gündemi ve dertleri farklı Türkiye'den. Gemlik'e özgürlük yürüyüşü. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride karşı 12 Haziran'da Gemlik'te yürüyüş yapılacak. Çok sayıda Kürt örgütünün sözcüleri bir araya geldi. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride karşı tecrit siyasetinin özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz şiariyle 12 Haziran'da yapılacak yürüyüşe çağrı yaptı. Kurumlar 25 Mart 2021'den bu yana PKK lideri Öcalan'dan haber alınamadığı ve bunun için büyük kaygı duyduğunu söylediler. Evet, şey bu talep sadece cezaevi koşullarında yasalara uygun olarak anayasal hakların kullanılması talebiyle bunlar yapılıyor. Yani esir aldınız ama bunun şartları var. Bunlara uygun, onu da uygulamıyoruz diyorlar. Yeni Yaşam'ın manşetinde soykırım açık, kayıplar gizli. Erdoğan, Rojava'ya etnik temizlik işareti verirken Federe Kürdistan'daki asker kaybını da gizliyor dedi. 31. ölüm yıl dönümü bugün Ahmet Arif şiirinin Özgürlük Ufku. Evet. Gezi'ye hakaret, küfür iktidarı diyor. Gezi'nin yıl dönümü için başta İstanbul'da olmak üzere birçok kentte eylemler yapıldı. Erdoğan da meclisteki konuşmasında bunlar dedi çürük, bunlar dedi sürtük. Bir cumhurbaşkanı bu kadar kolay, rahat ve küfür edebiliyor. Şimdiye kadar böyle bir cumhurbaşkanı gelmemişti Türkiye'ye. Bir güne geçelim. Bir günde vicdansızlık yapmayın. Erdoğan vicdansızlık yapmayın, aç kalan yok derken zamlar da enflasyon da durdurulamıyor. Gazdan elektriğe yine zam yağdı. Kadın cinayetlerini durdurma platformunun kapatılması için açılan davada bu dava artık hepimizin diyor. Nefret kusuyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Gezi nefreti çığırından çıktı. Erdoğan gezicilere yine akıl almaz hakaretlerle saldırdı. Aslında sürtük dedi. Sürtük bundan sonra acaba bir ahlaki konular içinde değerlendirilebilecek bir şey mi? Siyasi mi? Yoksa nörolojik mi? Ona da karar vermek gerekiyor. Biraz önce yayına başlamadan İlhan Şeşen'den söz etmiştim arkadaşlara. Dedim ki artık dedim buna İlhan Şeşen'in şarkısı cevap versin. Son zamanlarda yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. O sözlere de kafanı takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Tam olarak da böyleydi. Haber kelepçelenemez. Onu da birazdan ayrıntılarıyla okuyacağım. Bir de bir güne gelince bir günü biraz geriye atalım bugün. Bugün benim de yazım var bir günde. Birinci sayfadan da anonslamışlar arkadaşlar. Onları
da ekrana getirelim. Buradan şimdi söylemiş olayım arkadaşlara. Nasıl olsa yabancı değiliz hepimiz. Ha, iyi. Gazete gelince sırasıyla onu da okurum. Evrensel. Yalanda ısrar, halkada küfür. Erdoğan Gezi Parkı direniş döneminde söylediği ve caminin müezzini tarafından bile yalanlanan camide içki içtiler söylemini devam ettirdi. Erdoğan Gezi direnişine katılanları da sürtük diyerek hakaret etti. Halka çürük sürtük dedi. Evet. Ananı da al gitten bugüne diyor. Erdoğan'ın Gezi'ye katılanlara sürtük demesi, geçmişte kullandığı bazı ifadeleri ağzı bozuk, ne yapalım. 1976 yılında şey vardı, analar doğurur, faşistler öldürür mitingi vardı. Şeyde Beşiktaş'tan Taksim'e yürümüştü Cumhuriyet Halk Partisi ve İlerici Kadınlar Derneği ile birlikte. O gösteride görev almış toplum polisi, o zamanki adı toplum polisiydi Çevik Kuvvet'in. Görevden dönerken Üsküdar'dan Beykoz'a gidiyoruz. Arkamdaki koltukta oturuyorlar ve anlatıyor bugünkü eylemi. Kadınlar diyor, nasıl diyor, böyle bağırıyorlar diyor, faşizme hayır, faşizme hayır diye. Ben de diyor bağırıyorum onlara karşı, seks partisine evet, seks partisine evet diye. Sokağa çıkıp gösteri yapan, eylem yapan kadınları bu ne şekilde gördüğünün anlatıyordu. Öyle bir kültürden gelmiş. Ama aradan 50 yıl geçti neredeyse. Şimdi o polis en tepeye çıkmış. Karar Gazetesi, yeter artık bunun bir sonu yok mu diyor gazete. Doğalgaza %30, bugün gene zam geldi ayrıca. Elektriğe 15, benzine de 26, motorine de 1.46 kuruş zam geldi. Evet, artık her sabah yeni bir zamla uyanıyoruz. Dün de doğalgaza %30 zam geldi, biz de sabah vermiştik bunu. Bu ne cüret? İzmir Torbalı'da kavgaya karışan kişinin üstünden Türkiye Devlet Fedaileri adına düzenlenmiş bir tanıtım kartı çıktı. Tabanca çıkması tartışma yarattı. Kartta Cumhurbaşkanlığı forsu bulunması dikkat çekti. Skandalı gündeme getiren CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı sorularıma yanıt vermedi dedi. Sosyal medyada silahlı fotoğrafları bulunan şüphelinin MCO, bu resmi bir oluşum değil, kolluk kuvvetlerine yardım ediyoruz açıklaması yaptı. Uzun namlulu tüfeğiyle, bir de kart var ve Cumhurbaşkanı'nın da amblemi var. Haydutluk örgütü kurmuşlar. Devlette devamlılık var, şakır şakır vereceksin. Söke söke de diyor. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun müteahhitlere para vermeyeceğiz artık biz dedi, onları söyleyeyim dedi. Çünkü ihaleler ihale gibi yapılmıyor, şeysiz açılmıyor, isim olarak çağrılıyor. Sevgili izleyiciler, bugün Cumhuriyet Kitab'ın yayın günü Perşembe. Kitap severler için de gazetelerden daha çok okunacak şey buluyorum ben içinde. İşçi sınıfının yazarı Orhan Kemal ya da bir başka insan aramızdan ayrılışının 52. yılında 1972 Haziran 1970'te hayata gözlerini yummuştu Orhan Kemal. Evet, bugün onu da konuşacağız. Hem Nazım Hikmet'i, yarın Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü. Onunla ilgili olarak da Haluk Oral hocamızın kitabı var, Nazım Hikmet'in Yolculuğu. Bu aynı zamanda bir sergiden de birlikte basılmıştı. Nazım'a ait o kadar fazla görsel var ki içinde girdiğin zaman çıkamıyorsunuz buradan. Evet, bu da ikinci bölümde konuşacağız. Cumhuriyet'le devam edelim. Zam uykuda vurdu. AKP hükümeti gece yarısı doğalgazı %30, elektriği de %15 arttırdı. Sanayide daha da fazla bunlar.
Evet. Toplumu geriyorlar, siyasi yasak, hapsi istenen İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı diyor. Ankara'da Ethem Sarı Sülük anmasına da engel. Polis yine sert şiddet uygulayarak engelledi. Gezi eyleminde polis şiddeti diyor. İzmir parklarında inadına yoga, artık her şey politik oluyor. Çünkü baskı arttıkça o üzerine gelen ne varsa hepsi politize hale geliyor. Son olarak da Sürtük hem Hülako Çiğdin hem de Türkan Şoray'ın aynı isimli filmleri var. O zamanlar kimse kafayı takmıyormuş böyle şeylere. Şimdi ise Sürtük artık başlı başına politik. Yoga politik. Evet. Zam politik. Açlık aç demek açım demek de politik. Akşener'den Cumhurbaşkanı'na senin ömür boyu ceza alman gerek diyor. Akşener sansür teklifinde korku panik yaratacak haber yapanların hapiste cezalandırabileceğini dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan kanun geriye doğru işletirsen senin de müebbet alman gerekir demiş. Toplumu en çok geren kişi sensin. Bir cumhurbaşkanı ülkesinin insanlarını huzur, mutluluk ve rahat içinde yaşamasını ister. Bunlar ise başta da cumhurbaşkanı olmak üzere toplumun huzurunu kaçıracak her şeyi yapıyorlar. Ve insan şöyle diyor, ya bir huzur verin de yaşayalım şurada, şu ülkede 3-5 günlük ömrümüz var. Dünyanın ömrü karşısında bunu söylüyorum 3-5 günlük. Yani insan ömrü nedir ki? Değil mi? Ortalama 70'e geldi. Evet, Milliyet'le devam edelim. Milliyet'in manşetinde makul kirada yol haritası. Tel Rıfat ve Münbiş teröristlerden temizlenecek. Emine Hanım, dünya ortak evimiz olduğuna inanmalıyız demiş, çevreci bir kitap yazmış. 531 plajda mavi bayrak. Evet, Cumhurbaşkanı gördüğünüz gibi hiç kimseye şey dememiş. Gezi ile ilgili olarak Sürtük dememiş bu gazeteye göre, Milliyet'e göre. İmamoğlu davasının ertelenmesini haberleştirmişler. Sözcü'ye bakalım. Sözcü, halkın gündemi zam, iktidarın gündeminde Sürtük, muhalefetin gündeminde ise adalet var. Birinci sayfayı tamamen bir afiş gibi hazırlamış. Çünkü Türkiye'de normal koşullar yaşanmıyor. Halkına küfreden bir cumhurbaşkanının ülkesinde gazetelerde işte böyle çıkıyor. Dayanacak gücü kalmayan vatandaş yeter diyor. Doğalgazı %30, elektriği 15, benzine 1.22 zam geldi. İktidarın gündeminde ise Sürtük, vatandaşın geçim derdine çare bulamayan, kötü ekonomi düzeltemeyen, hatta aç falan, aç kalan falan da yok diyen iktidar sürekli gündem değiştiriyor. Evet, Erdoğan'ın böyle bir gündem değiştirme yeteneği var. Eğer ki zemzem kuyusuna bir şeyinizi yaparsanız o zaman siz de çok meşhur olursunuz. Aynen onu yapıyor. Dün de bir cumhurbaşkanı bir parlamento çatısı altında amiyane tabirle ana avrat düz gitti diye bir söz vardır. Bunun aynısını yaptı ve hiçbir beis duymuyor bununla ilgili. Ayrıca bunlar da metinli konuşmalar değil, irticalen konuşuyor ve bu yüzden de bu sözler ortaya çıkıyor. Nefretini kusuyor ve oradakiler de alkışlıyorlar onu. İçlerinden hiçbiri çıkıp da ya biraz ağırlıklı olalım, siyasi parti gibi olalım demiyorlar. Sadece şey gibi bir grup gelmiş, ülkenin iktidarına el koymuş, bütün kaynaklarını da kurutuyor, ülkeyi de yağmalıyor. Sonra da burayla hiçbir ilgisi olmamış gibi çekip gidecek şekilde davranıyor.
İstanbul'da enflasyon 24 yılın rekorunu kırdı, %87 İstanbul'da. Bizim işimiz hiç de kolay değil İstanbul'da yaşayanların yani. Hürriyet'e bakalım. Kirada sabit oran modeli gelecekmiş. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gene çıktı ortaya. Fahiş kira artışlarına karşı sabit oran modeli getireceklerini söyledi. Kira artışları TÜFE'ye göre değil, önceden belirlenecek, oran üzerinden yapılacak, uygulama geçici olacak. Tabii ki bunu geldiğinde ev sahiplerine anlatın. Evet. Türkiye'ye gelişi olay oldu. Fenerbahçelilerin aylardır beklediği Jorge Jesus İstanbul gelişi olay oldu. Milyonlarca taraftar gece geç saatlere kadar sosyal medya ve TV Jesus'u takip etti. Özel jetle İstanbul'a gelen Jesus helikopterle konaklayacağı Taksim'deki otele gitti. Dün kulüpte görüşmelerde bulunan teknik adam için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Jesus'un göreve başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de nokta transferlerin ardı ardına bitirileceği tahmin ediliyor. Stadı gezdi, kupalara baktı. 67 yaşındaki Portekizli teknik adam İstanbul'da avukatı, ailesi ve iki yardımcısıyla birlikte geldi. Jesus'u taşıyan uçak Sabiha Gökçen'e indi. Fenerbahçe'nin kazandığı kupalara baktı. Tel Rifat'ta terör temizliği. Erdoğan'ın konuşmaları burada da var ama şey yok. Küfürleri yok, yazamıyorlar. Çünkü yani dün akşam da televizyonda konuşmuşlar. Ahmet Hakan demiş ki bize istiyorlar ki yuh diyelim. Biz diyor öyle şeyler söylemeyiz. Söyleyemezsiniz ki zaten. Yani sen öyle hani şakayla karışık bile telaffuz etsen iş zor. Bunu yazmıştım da ben. Yalakalık gerçekten çok zor bir iş. Devamlı yalamak gerekiyor. Biraz eksiltebilirsiniz eğer, onda hata olursa o zaman hiç affedilmiyorsunuz. Mesela o cenahta olan gazetecilik, yani eskiden alınmış basın kartlarına bakarak söylüyorum bunu. Şimdi yaptıkları meslek itibariyle değil. Çok zor. Yıllardır NTV'de olan ve NTV'nin markalarından biri Oğuz Aksever, ki sonradan ona H'sini de kaldırdılar. Aksever yaptılar gençler. Bir gün şey açıkken, yaka mikrofonu açık bir video gösteriliyor yayın sırasında. Yassı Ada batırılacak kadar üzerine çok bir şey yapmışlar. Oradan muhabir diyor ki işte Yassı Ada'da bunlar yapıldı, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Oğuz da diyor ki yapılmış ama diyor adanın da içine etmişsiniz diyor. Etmişler diyor ve bu yayına gidiyor. Ertesi günü bitti işi. Evet. Aklından geçenle söyledikleri her zaman aynı olmayan insanların hayatları zor. Bizim işte kolay muhalefette. Diyoruz ki bir cumhurbaşkanı küfür etmez diyoruz. Sen söyle bunu orada bakalım görelim. Ama içinden geçiyor böyle şeyler. Yeni yaşama dönüyorum. Gemlik'e özgürlük yürüyüşü yapılacak. Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz diyor. Ortak metni okuyan DDP eş genel başkanı Saliha Aydeniz, İmralı'ya yönelik tecridin topluma kölelik, kriz, savaş ve sömürü olarak yansıdığını, PKK lideri Öcalan'a diyalog ve müzakere olduğunda ülkenin nefes aldığını vurguladı. Aydeniz, savaş politikası olan tecride karşı tüm dost güçleri ve demokratik kamuoyunu yürüyüşe destek vermeye çağırdı. Yeni yaşamda sürmanşete almış bunu. Abdullah Öcalan'la avukatlarının ve ailesinin görüşmesi isteniyor. Bütün bu enerji bunun için akıtılıyor. Peki cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapise çarptırılmış bir kişinin avukatlarıyla, ailesiyle görüşme hakkı yok mu? Var. Neden yapılmıyor? Sudan sebeplerle böyle cezalar getiriliyor.
Ayrıca Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar olmayan şeyler yapılıyor. İnfazı bitmiş kişilerin sudan sebeplerle infazınız yakıldı diyor. Yani cezaevinde yatmamış gibi kabul ediliyorsun. Ne kadar süredir oradasın? 20 sene, 25 sene, 30 senedir cezaevinde olan insanların diyorlar ki sizin infazınız yandı. Sanki kaçmaya teşebbüs etmiş gibi. Diyor ki biz diyor öyle değerlendiriyoruz. Ve sonra 120 gün hapis yapmış olan liderleri biz diyor ne çileler çektik. Ne çileler çektik. Ne çilesi. Kamp yaptın sen. Manşetine dönüyorum. Yeni Yaşam'ın Erdoğan Rojava için etnik temizlik işareti verirken Federe Kürdistan'daki asker kaybı da gizleniyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzeydoğu Suriye'ye yeni saldırı işareti verdi. Erdoğan, güney sınırımızı korumada 30 kilometre derinliğe güvenli bölge oluşturma çabamız yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz dedi. Kürt tarafı açıklama için etnik temizlik ifadesini kullandı. Türkiye KDP ortaklığı ile Federe Kürdistan'da başlattığı saldırılar asker kayıplarının gizlendiğine dair bilgiler ortaya çıktı. ANF'de yer alan habere göre 29 Mayıs'ta Metina'da çıkan çatışmada 5 asker yaşamını yitirdi. Buna göre ismi açıklanmayan askerler Assubay Yunus Eylik, Uzman Çavuş Ali Taşkın, Uzman Çavuş Mevlüt Çetin, Uzman Çavuş Ahmet Akpınar, zapta ise iki askerin cenazesi HPG'nin elinde. Konuya dair henüz resmi açıklama da yapılmadı. Demokratik Suriye güçleri, Türkiye'nin paramiliter gücü Suriye Milli Ordusu ile yapılan anlaşma sonucu Efrin'de güney ve batı bölgelerinde Heyet Tahrir el-Şam eski El-Nusra grubunun yerleştirildiğini açıkladı. Öte yandan Türkiye'ye bağlı gruplar Münbiç, Tel Rifat ve Kobane'ye dük yoğun bombardıman yapıyorlar dedi. Ahmet Arif'in, büyük Kürt şairi Ahmet Arif'in 31. ölüm yıl dönümü. Belki de Ahmet Arif şiirinin büyük başarısı ve muamması şiirin şairin kendi kişiliğinde yalın, doblan, mitsel öğelerle örtüşmesidir demiş Ahmet İlhan bugünkü yazısında birinci sayfaya almış. Gezi'ye hakaret küfür iktidarı diyor. Gezi direnişinin yıl dönümü için başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte gösteriler yapıldı. Karanlık gider, Gezi kalır sloganları atıldı. Evet, Yeni Yaşam'ın birinci sayfasını böylece bitiriyoruz. Ayrıca Hicri İzgören'in de, o da bir şair, ödüllü bir şair. Onun da yazısında bugün Ahmet Arif'i anmış. Seni anlatabilmek seni diyor. Usta şair Ahmet Arif'i 31 yıl önce kaybettik. Cemal Süreyya onun şiiri için şu saptamalarda bulunur. Ahmet Arif dağları söylüyor. Daha deniz görmemiş çocuklara adanmıştır. Gerilla'nın şairidir demişti diyor. Evet, Evrensel'le devam edelim. Evrensel'in manşeti dün grup toplantısında bir cumhurbaşkanının parlamentoda bir partinin grup toplantısında konuşuyor olması da inanılır gibi değil. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu tür şeyler olabiliyordu ama o zamanlar mesafe ve şey çok fazlaydı. Evet, yalanda ısrar, halka küfür. Erdoğan Gezi Parkı direnişi döneminde söylediği camide müezzin tarafından bile yalanlanan camide içki içtiler söylemini devam ettirdi. Erdoğan Gezi direnişine katılanları da sürtük diyerek hakaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi eylemlerine hedef aldı. Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii müezzini
Fuat Yıldırım'ın ben içki içen görmedim. Bir de şöyle söyledi, ben din adamıyım dedi. Acaba arkadaşlar bununla ilgili hem bir video var elimizde hem de müezzinin haberleri var iki gazeteden. Onları getirebilir miyiz ekrana? DSF, tamam. Müezzini getirelim ekrana, ben buradan konuşuyorum. Evet, müezzin direniyor. Erdoğan'ın camide içki içtiler dediği, evet, emniyette içki içtiler iddiasını cesurca reddeden müezzin Fuat Yıldırım kendisini sürgün eden Diyanet'e de dava açtı. Bu ortada duruyor ama hala yalanda ısrar ediyorlar. Üstelik de müezzine dayandırmışlardı. Neden müezzine dayandırdıklarını öbür fotoğrafı getirin arkadaşlar. Oradan okuyalım. Emniyette Fuat Yıldırım açıklama yaptı. Emniyette verdiğim ifadede basına sızdırıldı. Kavramlar, kelimeler üzerinde oynamalar yapıldı. Ve bizi basına malzeme yaptılar. İçki içildiğini görmedim. Yalan mı söyleyeyim demiş. Ben din adamıyım. Yalan da söylemem demişti Fuat Yıldırım. Böylesi günlerde ortaya çıkıp bunlar tarihi kişiler. Bir de biliyorsunuz bir yalanları daha var Dolmabahçe ile ilgili. Türbanlı bacıma dedi. Erdoğan söylemişti bunu ilk olarak. Sonra bunun videosu var dediler. Ve ayrıca evet onu da verelim şimdi. Erdoğan'ın konuşması. Alem Valide Sultan Camii'ne ayakkabılarıyla giren 3 gün orayı işgal edenlere, orada alkol kullanan saygısızlara. Peki o akşam Bezmi Alem Camii'nde neler yaşandı? O gün orada bulunanlardan biri de Kartal'da kuaförlük yapan Emre Öztürk'tü. Olaylı gece çekilen bir fotoğraf karesi adeta hayatını kararttı. Sokakta taşlanabilirim. Bunun farkına vardım. Camide içki iddialarına dayanak olarak orada bulunan ve fotoğraflanan bir bira kutusu ve Emre Öztürk'ün yer aldığı fotoğraf karesi gösteriliyordu. Fotoğrafta Öztürk'ün elinde tuttuğu kutu içecek yuvarlak içine alınmıştı. Bu fotoğraf bazı gazetelerde ve birçok internet sitesinde yayımlandı. Sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. 26 yaşındaki Öztürk yaşadıkları karşısında hayli üzgün ve bir o kadar da şaşkın. Burada oluşturulan bikiler, insanlar evlerinden, işte sokaklardan, marketlerden topladıkları herhangi bir şeyi oraya insanların ihtiyacı olur diye sürekli bir masa oluşturulmuş ve o masanın üzerine bırakıyorlardı. O esnada ben de birinin elinde bir yere bir kola bıraktığını gördüm ve o kolayı aldım elime. 16 yıldır astım hastası olduğunu ve gazdan etkilenince camiye girmek zorunda kaldığını anlatan Öztürk tedirgin olduğunu söylüyor. İş yerine zaten gidemedim. Gitsem de oradaki hani insanların da tepkisini bildiğim için hiç böyle bir şeyde kalkışmadım zaten. Genç kuaförün tek isteği bir an önce gerçeğin herkes tarafından anlaşılması. Bu net olarak Photoshop olduğu bellidir bunun. Çünkü ne kadar düşük megapikselli bir kamerayla da resim çekseniz elimdekinin net olarak kola olduğu görülür. Dün savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bugün de mailime fotoğrafın orijinali gelecek ve ben onu tekrardan savcılığa dosyaya ekleyeceğim yani. Değil mi? İnsan bu kadar mı yalanda ısrarcı olabilir? İşte ortada kola şişesi vardı. Caminin müezzini de orada olmasına rağmen adam içilmedi diyor. O kadar ağır yaralıların olduğu, insanların gözleri oyulduğu yerde oturup bira içip camide dans ettiler diyor. Görüntüler ortada o gün neler olduğunu. Önce camiye ayakkabılarla girdiler demişlerdi. Ondan sonra bira içtiler dedi. Sonra bir tane daha var. 75 ile 100 kişi siyah deri pantolonlar, üstü çıplak, ellerinde siyah eldivenler var ve bir türbanlı bacının üzerine topluca işediler dediler. Sonra İsmet Berkan, ondan sonra Habertürk'te program yapan güzel ablamız vardı. Onları da tanık gösterdiler. Kendileri de ben dedi videoyu gördüm dedi. Olmayan videoyu gördüm dedi. Sadece iktidara yalakalık için yaptılar bunları. Ve öyle bir video da bu kadar senedir çıkmadı ortaya. Ve Evrensel de bunu başlığa çekmiş. Yalanda ısrar halka küfür diyor. İkinci başlık ise yalan ve
dezenformasyon iktidarın yönetim biçimi diyor. Profesör Doktor Ayşen Uysal yalan ve dezenformasyon üzerine bir yönetmenin bir yönetim biçimi halini aldığını ifade ederken Profesör Doktor Melek Göregenli de Erdoğan'ın kullandığı sürtük kelimesi için halkın büyük bölümünden tiksinen bir yöneticiyle karşı karşıyayız diyor. Evet. Resmen tiksiniyor. Doğrusunu isterseniz onun da karşılığı var. Halkın bir bölümü de aynı hisler duyuyor ona karşı. Orhan Kemal hala bereketli topraklar üzerinde Tahir Şilkan'ın yazısı var. Orhan Kemal Çukurova'nın katı gerçeğini, toprak kavgasını, emekçilerin alın terini çalanları, yorgunluktan bacağını patoza kaptıranları, bu iş makinesi patoz şeyde tarlalarda kullanılıyor. Sıtmalı çocukları, işsizliği, açlığı, yoksulluğu belleklerden silinmeyecek güzellikte yazmıştı. Unutulmamıştır, unutulmayacak diyor. Orhan Kemal'i biz de saygıyla anıyoruz. İkinci bölümde de anacağız. Gözaltına alınan gazeteciler anlattı. Bu da sağ sütunda. Gezi'nin yıl dönümünde gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteciler yaşadıklarını anlattı. Polis biber gazı cop ve tekmelere maruz kalan gazeteciler polislerin sen bizim gazetecimiz değilsin dediğini söyledi. Basın meslek örgütleri ise gazetecilerin yaşadıklarına tepki gösterdi. Meltem Akyol'un izlenimleri benim gazetecim değilsin. Senin gazetecim benim gazetecim var demek ki. Gazeteci tabii ki polisin gazetecisi olmayacak. Lan siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Evet, zan fırtınası burada ampulle haber olarak verilmiş. Bunu da bitirelim. Şimdi bir güne gelelim. Bir günde vicdansızlığı siz yapıyorsunuz diyor Erdoğan. Vicdansızlık yapmayın, aç kalan yok derken zamlar da enflasyon da durdurulamıyor. Gazdan elektriğe yine zam yağdı. Mega kentteki yıllık zam oranı ekmekte %90, ette %99. Sütte %104, ulaşımda %121 fiyatlar arttı ve ücretler de ve maaşlarda da böylesine paralel bir artış yok. Evet, nefret kusuyor. Bu da ikinci başlığı. AKP'li Cumhurbaşkanı Gezi nefreti çığırından çıktı. Erdoğan gezicilere yine akıl almaz hakaretlerle saldırdı. Aklından çıkmıyor. Nedeni de işte ilk günden beri söylüyoruz. Gezi eylemi Erdoğan'ın yüzünde bir bıçak yarası. Ne yapsa çıkmıyor. Ne zaman aynaya baksa onu görüyor. Bir toplu itiraz adı, toplu isyanın adı o. Yaptıklarına karşı insanların burasına geldi ve döküldüler ortaya. Ortak bir şey buldular ve oradan akıp gitti. Sevgili izleyiciler, bugün gazetede Zeynep Alto Akatlı Gezi Haziran direnişinin yıl dönümünü yazmış. Memleket halleri Feray Aytekin Aydoğan, bizim de konuğumuz oldu, eski Eğitim Sen Başkanı, öğretmen. İbrahim Kaboğlu hocamız da ya resmi çarpma demiş. Benim yazımda askeri değil, asgari demokrasi başlığıyla bugün birazdan da ekrana gelecek. Kısaca size yazıdan birkaç bölüm okumak istiyorum. Türkiye olağanüstü güzellikleriyle felaketistan özellikleri arasında gayet uyumlu geçişe sahip bir ülkedir. Ya o değil, şunu gösterecektik ama neyse. Tamam, peki. Ha, ben fotoğrafını şey, iyi peki o zaman. Askerlerle sivilleri değerlendiriyorum bu yazıda. Eskiden askerler darbe yaparlardı ve ülkede demokrasiye geçirirlerdi diyorum.
Eskiden demokrasiye geçirme askerlerce yapılırdı. Elbette bunun bir ön hazırlığı olurdu. Önce darbe, sonra ara rejim ve nihayetinde demokrasiye geçirme, yani demokrasiye dönme anlamında. 10 yıllık aralıklarla düzenli biçimde uygulanırdı. Artık askerler bu işlerle uğraşmıyorlar. Siyasi meseleleri hale yola koyma işi sivillere devrettiler. Sivilleri de takdir etmek gerekiyor. Çünkü demokrasiye geçirme konusunda askerlerden kat be kat başarılı oldular diyorum. İşte bu. Evet. Askerlerle siviller arasında da şöyle bir şey, benzerlik ve farklılıklar var. Askerler Kur'an'dan ayetler okuyarak laiklik mücadelesi veriyorlardı. Siviller ise laikliği bir nevi dinsizlik olarak kabul edip muhafazakar değerleri öne çıkarıyorlar. Rabbena hep bana. Hangi sivillerden bahsettiğim ortada, değil mi? Evet. Sivillerin iktidar döneminde seçimler yapılıyor. Milletvekilleri, belediye başkanları seçiliyor, parlamento çalışıyor, milletvekilleri maaş ve ödeneklerini alıyorlar, beğenilmeyenler hapse atılıyor, sadece küçük bir eksiklik var, demokrasi yok. Bazıları itiraz ediyorlar, demokrasi yoktur diyenlerin aynı olabileceğini söylüyorlar. Rejim konusunda ortak bir kabul de söz konusu. Askeri değil, asgari demokrasi, yani en az, en alttaki demokrasi. Bu da dincilerin ülkeye layık gördüğü alan. Türkiye artık açık olarak bir düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü bakımından tam bir cehennem konumunda. Karar gazetesiyle devam edelim. Karar'ın manşetinde "Yeter artık, bunun bir sonu yok mu?" demiş gazete. Her Allah'ın günü zam geliyor ve adam da çıkıp konuşuyor. Sürmanşette ise kadın cinayetlerini durduracağız platformuna kapatma davası, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinde ikinci aşama, kadına yönelik vahşetin önüne geçirebilmesi için çaba gösteren platforma açılan kapatma davası ilk duruşması görüldü. Barolar ve mağdur ailelerin destek için Çağlayan'daydı diyor. Bunu talep edenlerden bir tanesi de Türkiye'yi demokrasiyi getirecek olan Altılı Masa'daki Saadet Partisi. Bunu bu sözleşmeyi ahlaksızlık olarak değerlendirilmişti. Zaten önceki gün, yani salı günü ki gazetede, Karar Gazetesi'nde muhafazakar kesimin kazanımları korunacak, güvence altına alınacak. Muhafazakar kesim diye öne çıkan, Türkiye'de camilere gidilmiyor muydu, namaz kılınmıyor muydu? Bayramlar, teravih namazları, bayram namazları, cuma namazları kılınmıyor muydu da AKP ile elde edildi? AKP ile gelen dinci kesime sağlanan avantajlar, cemaatlerin istediği gibi yurtlar açmaları, oralarda koşulları kendileri belirlemeleri ve o koşullar içerisinde taciz, tecavüz, sınırsız biçimde, sadece bir bölümünü biliyoruz biz bunların. Bazı aileler çocuklarına inanmıyorlar ve çocuklarının geçimini temin edemedikleri için sessiz kalıyorlar. Çocuklarını yeniden oralara yolluyorlar. Davalardan vazgeçiyorlar. Yani bu kazanımlar, çocuklara tecavüz, taciz kazanımlarına dokunulmayacak ve revanşist bir yaklaşımda bulunulmayacak diye sözleşme yapmışlar. Bu da İyi değil tabii. Türkiye'de sağın, siyasi sağın demokrasiyle olan bağları ne yazık ki pamuk ipliğine bağlı. Cumhuriyete geçelim. Zam uykuda vurdu. AKP hükümeti gece yarısı doğalgazı %30, elektriği %15 arttırdı. İktidarın sonbahar hesabı, Türkiye yaza zamlarla girdi. Sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatını %10, elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz fiyatında %16-28, konutlardaki elinde %30 artış yaptı. Sebze ve meyve fiyatı da artacak elektriğe yapılan zamlarla. İktidarın yanlış ekonomi politikaları bir yılda doğalgaza %138, elektriğe %140 zam olarak yansıdı. Kahretsin, ve dayanılması gerçekten zor ve bu kadar
baskı, bu kadar yoksulluk ve yoksunluk ancak şiddetle güvenlik güçlerinin kişi adına uyguladığı şiddetle önlenebilir. Çiftçi üretimi bıraktı diyorlar tüketiciden. Kitlesel miting, tüketici dernekleri başkanı Çakar, bu zamlarla yaşanmaz diyerek TESK başkanı Palandöken esnafa özel elektrik tarifesi çıkarılmalı dedi. Çiftçi sendikası örgütlenme sekreteri Çomanoğlu ise gıda kıtlığı konuşulurken üretimi bırakın deniliyor diye konuşma yaptı. Gezi eylemlerine polis şiddeti, kadınları susturamayacaklar, cinayetleri durdurma hedefiyle yola çıkan dernek yargı karşısında. Diyor ki kadın cinayetlerini durduralım diyor. Hep birlikte el birliğiyle yapalım. Mahkemede dava açmış savcı, diyor ki sizi kapatmamız lazım. Neden? Çünkü bu ülkenin başındaki kişi 25 Kasım kadına yönelik şiddet günü, şiddeti önleme gününü aynen şöyle telaffuz ediyor. 25 Kasım kadına şiddet günü. Yani şiddet uygulayın. Evet. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü'nün manşetinde Uğur Dündar'a 11 ay 20 gün hapis cezası. Uğur Dündar'a 2014'teki bir yazısından dönemin Ulaştırma Bakanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle verilen kitap okuma cezasını Yargıtay bozmuştu. Dava yeniden görüldü. Şikayet geri çekilmesine rağmen 11 ay 20 gün ceza verildi. Bu paraya da paraya çevrildi. Sultan Abdülhamid sayındaki hırsız Uğur Dündar yazmış bunu. Uğur Dündar 2014'te bunu sürekli de söylüyorum ama onlar yapmaya devam ettikçe biz de söylemeye devam edeceğiz. Uğur Dündar'a diyorlar ki sen Ulaştırma Bakanımıza, sonra Başbakan oldu Binali Yıldırım'a, hakaret ettin. Ne zaman? 2014'te. Biz kaçtayız? 2022'de. Yani arada 8 sene var. Ya 8 sene önce hakaret etmiş, şimdi mi anladı? Evet, Binali Yıldırım ancak bunu şimdi algılayabiliyor. 8 senede bakıyor. Evet ya, hakikaten burada hakaret var diyor. Böyle saçma şey olabilir mi? Bu doğrudan Binali Yıldırım'a hakaret. Ancak bizim parlak siyasetçimiz 8 senede algılayabiliyor. Bu resmen onun zekasıyla alay etmek, bu davayı açmak. Ama yapıyorlar. Bunların beyin takımı nasıl bir beyin takımıysa işte, evet. Diğer başlıklarda şöyle, halkın gündemi zam, iktidarın gündemi ise sürtük, muhalefetin gündemi de adalet. Geçelim, adaleti okuyalım, diğer ikisini okumuştuk. Sosyal medya kanunu geriye doğru işletirsen senin müebbet hapis cezası alman gerekiyor dedi Meral Akşener dünkü meclis grup toplantısında. Erdoğan'ın sorularına cevap veren Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru. Cumhurbaşkanı kendisine yönelik 10 soruya tek yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu medya hesabından Erdoğan'a 10 soru. Ben sorularına net yanıt verdim. Bir damla cesaretin varsa sen de benim sorularıma yanıt ver. Diyorsun ki Amerika'da öğrencilere biz diyor burs vermek için diyor orada bir vakıf kurduk. Evlatlarımız da diyor buna yardımcı oluyorlar. Bakıyorsun 2020'de, 21'de ve bu senede dahil olmak üzere 1 lira vermemiş, 1 dolar vermemiş oraya. Hayırdır, kim için alıyorsun? Peki Muhammed Ali'nin, boksör Muhammed Ali'nin çiftliğini hangi amaçla aldın? Orada bir dünyanın en önemli sporcularından biriydi o. Emeklilik günlerini orada geçirmişti, çiftlikte geçirmişti. Bunun eğitim vakıflarıyla ne alakası var orada? Kim kalacak orada? Doğal olarak gözler Erdoğan'a dönüyor. O da bundan hiç haz etmiyor. Milliyet, şöyle kısaca gösterelim. Makul kirada yol haritası. Hürriyet'le Milliyet aynı binada çıktıkları için başlıkları da hemen hemen birbirine aynı. Ve Kılıçdaroğlu'na 10 soru sormuş Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun ise cevapları yok burada. Bu paraları ne yapıyorsunuz? Açıklaması yok. Akar'dan F-16 açıklaması. Temaslar olumlu bir havada geçti.
Evet, uçaklar da havada kaldı. İmamoğlu davası ertelendi. Kadir Şeker'e tahliye yolu. Yargıtay 1. Cezası Konya'da darp edilen Ayşe Dırlay'ı kurtarmak isterken çıkan arbedede de Özgür Duran'ı öldüren Şeker, Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasını fazla bularak bozdu. Avukat Emrah Daylan, Kadir en kısa sürede tahliye olacak dedi. Evet, Türkiye böyle bir yer. Ve Hürriyet, Türkiye'ye gelişi olay oldu. Bağlayıcı belgeler görmeliyiz. İsveç ve Finlandiya'dan ne istiyoruz? Bu ülkelerin sınırları içinde faaliyette izin veren terör örgütlerinin bağlantılarını, tüm kurulların kapılarını kilit vurması gerekiyor demiş. Dün de okumuştum Yeni Yaşam'dan. Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO konusunda Finlandiya ve Norveç'in şeye girmesini, NATO'ya kabul edilmesi konusundaki şartlarının başında para geldiğini şöyle anlatmış. Erdoğan adi bir soyguncu gibi görülüyor NATO çevrelerinde diye söylemişti. Evet, süremizi doldurduk. Hatta 1-2 dakikada geçmiş bulunuyoruz. Şimdi kısa bir ara, saat başında Profesör Doktor Haluk Oral bizim konuğumuz olacak. Onunla birlikte karşınızdayız.